Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Nasıl keyifler? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Biz sizi çok sevdik, bırakamıyoruz. Bugün özel olarak bonding işlemek istiyorum. Çünkü ben de yaptırdım. Çok da memnunum ama bana gelen soruları söz verdim. Bugün size ileteceğim. Tabii İlk ki. Sorum bonding nedir? Bonding diş üzerinden herhangi bir aşındırma yapmadan, tıraşlamadan, dişin minesine zarar vermeden estetik dolgularla yapılan şeydir, kaplamadır. Peki hocam, ben yine bana gelen soruları size iletmek istiyorum. Hiçbir şekilde alttaki dişe zarar gelmiyor değil mi hocam? Aynen duruyor. Ya da yapıyorsanız ne yapıyorsunuz? Yapıyorsak bazen estetiği engelliyorsa çok küçük aşındırmalar yapıyoruz. Hı hı. Ama bu tabii ki lamine ya da kaplamadaki kadar çok büyük aşındırmalar değil. İnvaziv diyoruz biz ona. Mümkün olduğu kadar az zarar vererek. Mesela bondingim düştü. Günlük hayatıma aynen devam edebiliyorum değil mi? Edebilirsiniz. Sadece estetik olarak probleminiz olur. Gün içerisinde ya da doktorunuzun size vereceği randevu doğrultusunda tek seanslık bir işlemle yine eski bondinginizi yaptırabilirsiniz. Peki hocam, o tek seanslık işlem kaç dakika sürüyor? Aşağı yukarı 10-15 dakika 10-15 sürüyor. 10-15 dakika değil mi? Hiçbir şey değil. Kaplama olan bonding düştüğünde herhangi bir sızlama olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Yeme içmeye devam edebiliyoruz. Aynen öyle. Alttaki dişe zarar verilmediği için aynı eski şekilde kullanabiliyorsunuz. O zaman ikinci sorum, bondingin faydaları. Bondingin faydaları ekonomik olması, çok kısa sürede yapılması, alttaki dişe dediğim gibi herhangi bir şekilde zarar verilmemesi, akabinde başka işlemlere çok rahat geçilebilmesi, IMEX ya da lamine gibi. Hı hı. Bunlar. Peki hocam, lamine için soruyorum. Bonding olmazsa mı lamine, yoksa neye göre lamineye geçilebilir? Aslında vakasına göre şöyle, eğer ki diyelim ki dişler aralıklı, çok küçük ebatta. O zaman ben hani kesimsiz lamine yapabileceksem bonding yerine lamineyi tercih ediyorum. Neden? Çünkü daha estetik, daha uzun ömürlü, kırılma riski daha düşük. Bonding kırılma riski var. Var. Evet, ve bakımı daha zor, renklenme olabiliyor. Laminede bu riskler daha az ama daha pahalı tabii ki. Daha ama uzun süre alıyor mu hocam lamine? Daha laboratuvar aşaması olduğu için daha uzun süre alıyor. 5-10 günlük bir süreç. Ama dediğim gibi hasta daha kısa bir çözüm istiyorsa, daha ekonomik olsun diyorsa, alttaki dişim hiçbir şekilde tıraşlanmamış diyorsa. Ben ondan etkilendim. Evet. Mesela alttaki dişim çünkü sağlamdı, hiçbir çürüğüm yoktu. Bir de benim olanı çok seviyorum. O evet, yine bana kalsın dedim ve bondingi yaptırdım. Zaten ben sizin eski dişlerinizi hatırlıyorum. Kesimsiz lamineye kesinlikle uygun değildi. Değil mi? Çok o fazla da çok tıraşlama önemli. Gerekiyordu. Yani ben size gelip de hocam ben lamine istiyorum ya da bonding istiyorum diye bir şey yok aslında. Buna hekim karar veriyor değil mi hocam? Biz artısını, eksisini, olması gerekenleri hastaya anlatıyoruz. Hastaya seçimler sunuyoruz. Hasta diyorsa ki ben uğraşamam, hiç kırılmasın, şöyle böyle. Hatta IMEX'e bile direkt geçebiliyoruz. Daha uzun ömürlü olsun. Hani hastalar bir işlemi yaptırdıkları zaman genelde üşeniyorlar. Tekrar işlem yaptırmak istemiyorlar. Evet. Evet, hiç yabancı gelmiyor hocam. Ve de dişlerimin işte rengini de sevmiyorum diyorsa hani bakıyoruz çok şeyse direkt IMEX'e de hani direkt kesip kaplama işlemine de geçebiliyoruz. Bazen renklenmeler oluyor. Doğuştan renklenmeler oluyor veya hastalar çok asitli içecek tüketiyor oluyor. Mesela kola özellikle mineyi oldukça eritiyor, çok ciddi bir asit olduğu için. O zaman tabii ki direkt kaplıyorum dişleri ama. Peki hocam, bondingde mesela hani dediniz ya sararma olabiliyor, asitli içecek içeriz. Genetik olarak da olabiliyor mu? Mesela tükürük etkin mi? Tükürük değil de minenin mineral yapısı. Evet, genetik yani genetiğince dişler çok sağlıklı olsa da sarı olabiliyor. O hastalara da daha çok beyazlatma öneriyorum. Dokusu da düzgünse, diş yapısı çok düzgünse aşağı yukarı 2 yıl kadar gidiyor beyazlatmalar ama tabii ki bu hastanın beslenme şekli, sigara içip içmediği de beyazlatmanın ömrünü etkiliyor.
Ama beyazlatma da gülüşü oldukça değiştirebilen bir şey. Yani zaten dişler yapıldığı zaman çok büyük bir estetik operasyon olmuş gibi. Bana şimdi geliyor çok soru. Yüzünüze ne yaptırdınız? Evet. Ben diyorum ki hiçbir estetik işlem yaptırmadım. Hayır, çok büyük bir fark var diyorlar. Evet. Dedim ki ben bu bondingi niye daha önce öğrenmemişim? Niye daha önce gidip yaptırmamışım? Bu kadar fark etti yani bende bile. Fark eder çünkü ağızdaki o bütün karanlık alanları kapatmış. İşte Hollywood smile deniyor ya. Alt dudaktan bakıldığı zaman, gülümsediğiniz zaman bütün o alt dudağı hizalıyor dişler. Ve karanlık alan hiç gözükmüyor. Azı dişlere kadar da zaten güldüğünüz zaman gözüküyor sizin dişleriniz. İşte Hollywood smile dediğim smile bu. O zaman ben sormadan Hollywood smile eşittir. Bonding diyebiliyor muyuz? Hayır. Ya da kaplama ya da Hollywood smile tam olarak nedir hocam? Bazı insanların doğuştan kendi dişleri Hollywood smile'e uygundur. Yani birinci azıdan birinci azıya kadar bütün dişler gözüküyor ve güldüğünüz zaman da karanlık alan oluşmaz. Üst diş etleri ve alt diş etleri, alt dudak ve üst dudak arasında sadece dişler gözüküyor. Bu Hollywood smile'dir ve rengi de beyazdır dişleri. Peki hocam, bu ben kendim için soruyorum. Bonding'in bakımı nasıl olmalı? Nasıl fırçalanmalı? Önerebileceğiniz, hani şöyle fırçalayın, böyle yapın, reklama girmeden önerebileceğiniz metotlar varsa onları da bizzat istiyorum sizden. Özellikle orta sert fırça. Hastalarımın çoğunda bu yanlışı görüyorum. Yumuşak fırça kullanıyorlar. Yumuşak fırça plağı uzaklaştırmaz, yeterli bir temizlik sağlamaz. Fırçamız orta sert olacak. Fırça kılları dümdüz olacak. Çapraz kıllar vesaire olmayacak. Ve süpürerek aşağıdan yukarı alt dişleri, üst dişleri de yukarıdan aşağı. Yani ayrı ayrı fırçalanması gerekiyor. Kapatıp da bu şekilde ya da bu şekilde değil. O zaman alttan süpürme üste, hareketi, üstten alta. İçleri de aynen süpürerek. Zaten aşağıya doğru süpürme hareketlerini yaptığın zaman bu en az 5 dakikanızı alıyor. Doğru. Hani 2 dakika değil diş fırçalamak, bayağı sürüyor. Sabah akşam günde 2 defa bu şekilde fırçaladığınız zaman bir de diş ipi kullanırsanız yeterli. O kadar. Peki hocam, yine bonding için soruyorum. Bondingde ağız suyu kullanmak gerekiyor mu? Ağız suları daha önce de söylediğim gibi boyar dişleri. Boyar değil mi? Ve onları sadece ameliyatlardan sonra veya gerektiğinde iltihaplı diş etleri varsa, iltihaplı bir diş varsa, diş etleri kanıyorsa bir hafta süreyle kullanmasını biz tıbben öneriyoruz. Ama onun haricinde günlük bakım suları farklıdır. Farklı. Mesela özel ağız kokusu yapan, ağız kokusunu engelleyen gargaralar vardır. Veya alkol içermiyordur. Alkol içeren ağız gargaraları da koku yapar. Ha, mesela bu da çok önemli hocam. Evet. Ben bunu bilmiyordum. Nasıl atladım acaba? alkol içerenler ağız kokusu yapıyor o zaman. Yani hani bakterileri tamamen yok etmek istemiyoruz. Ağızda belli bir flora kalsın istiyoruz. Ve sürekli ağız günlük kullanıma uygun gargara varsa eğer evde bunları kullanabilirler. Ama günlük kullanıma uygun değilse bunları da doktorlarından öğrenebilirler. Benim gargaram günlük kullanıma uygun mu değil mi diye değil sorsunlar. Bunu soracağız. Evet. Ben bondingi yaptırdım. Ondan sonra fırçalıyorum. Altlı süpürme yöntemiyle fırçalıyorum. Evet. Ağız suyunun günlük kullanıma uygun olması gerekiyor. Kullanmak istiyorsanız. İstiyorsam. Elzem ama değil. Elzem değil. Evet, elzem olan fırça, arayüz fırçası veya diş ipi. Diş ipi elzem bu kadar. Elzem olanlar bunlar. Hollywood Smile'a tekrar dönmek istiyorum hocam. Adım adım hasta size geldi. Ben Hollywood Smile istiyorum dedi. Neye bakıyorsunuz? Hastayı nasıl yönlendiriyorsunuz hocam? Birinci aşama nedir mesela? Birinci aşama fotoğraflarını çekiyoruz. Kapanışına bakıyoruz. Uygun mu? Mesela araya gireceğim hocam. Kapanış dediğiniz, hani mümkünse gösterebilir misiniz? Göstermem biraz zor ama şöyle anlatayım. Örtülü kapanış diyoruz. Mesela üst dişler, alt dişleri çok fazla örtüyorsa, yani bazen hatta üst keserler alt damağa kadar değer. Alt dişler hiç gözükmez. O zaman bazen oklüzyonu bile yükseltmemiz gerekebiliyor. Kapanışı yükseltmemiz gerekebiliyor. Eksik diş var mı? Ona bakıyoruz. Çürük diş var mı? Önce eksik onlara bakıyoruz. Eksik diş varsa ne yapıyorsunuz? Hastaya ne öneriyorsunuz hocam? Hastanın durumuna göre, hani kemik yeterli mi? İmplant gerekiyor mu? Köprüyle mi yapmak gerekiyor? Yandaki komşu dişler sağlıklı mı? Zaten onların kaplanması gerekiyor mu? Atıyorum arada bir tane diş eksik.
ve kemik de yetersiz. O zaman ileri cerrahiye girip oraya bir tane implant yapmak yerine yandaki dişler de sağlıksızsa köprüyü kaplamayı tercih ediyoruz. Ama hastanın kemiği orada çok yeterli ve hasta ben orada ileride kemiğimin erimesini, buranın hani kemiğimin çökmesini istemiyorum diyorsa o zaman implantı yapıp ondan sonra kaplamalara geçiyoruz gerekiyorsa. Peki mesela hasta size geldi, ben bonding istiyorum dedi ama uygun değil. Nasıl yönlendiriyorsunuz hastayı? Bonding neye göre yapılamıyor mesela? Bu kapanış mı etken hocam? Sadece kapanış değil, çok çapraşık dişleri vardır. Hani kaplanması gerekiyordur. Ama diş dokusu sağlıklıdır. Hastam gençtir. Dolayısıyla bu durumda hastayı ortodontik tedaviye yönlendiriyoruz ısrarla. Ama hasta ki ortodontik tedavide de artık biliyorsunuz sadece teller değil şeffaf plaklar var. Evet. Çok daha estetik malzemelerle aslında günlük hayatını etkilemeden tel tedavisi yaptırabiliyorlar. Çok da kısa sürüyor. Devam edin hocam lütfen bonding aşamalarına. Bonding aşamalarında dediğim gibi eğer bondinge engel bir durum varsa ve tel tedavisi gerekiyorsa öncelikle tabii ki diş dokusu kesinlikle bozulmasın, oynanmasın, yabancı bir materyal ağza girmesin diye tel tedavisi. Evet. Eğer ki bonding uygunsa bonding. Bondingle de o estetiği sağlayamayacaksak lamine daha sonrasında da en travmatik olanı, en fazla doku kaybı olan kaplama. Yani IMEX ya da zirkon vesaire. Ben böyle hani nasıl diyeyim dost gibi size bir şey sormak istiyorum. Bir hekim olarak bonding yapılamayacak bir dişe yani kesmeden önce mutlaka tel deneyin diyor musunuz hocam? Gerekiyorsa tabii ki. Evet. Yani son noktada kesmeyi tercih ediyorsunuz değil mi? Ben çünkü çok etkilendim bu bonding programından sonra. Hep şöyle düşünüyordum. Yani niye yap? Ekran önündeyiz gerçi. Dişlerimiz çok güzel görünsün istiyoruz. Haklıyız da ama ana dişim sağlam. Senelerce kıyamadım. İyi ki de kıymamışım. Öyle düşünüyorum şu anda. Hani siz de bunu yapıyor musunuz hocam? Hasta geldi bak kesmeden önce bir tel takalım. İnatçı bir hasta değilse. Evet. Son noktanız tel mi oluyor? Teli kabul etmiyorsa mı kesmeyi tercih ediyorsunuz? Yani dediğim gibi özellikle hasta çok gençse. Gençse. Ben kıyamıyorum. Hatta bazen şöyle söylediğim oluyor. Hasta diyor ki ben kesinlikle tel istemiyorum. Bunları kesinlikle kestireceğim, kaplatacağım. Eğer ağız bakımı da iyi, dişler pırlanta gibi ise o zaman diyorum ki ben ellemeyeyim. Hani başkası yapsın ben yapmayayım. O kadar hani benim için bir vicdan konusu bu. Çünkü bir elmayı ısırmanın konforunu yaşayamayacak bir daha. Tabii. Yani dürüst olmak gerekiyor burada. Şey değil yani bu ben sana işte zirkon ya da işte IMEX yaptım ya lamina yaptım. Bununla işte her istediğini yiyebilirsin artık eskisinden daha sağlam oldu dişin diye bir şey yok. Yok. Ama diş dokusu zayıfsa, hasta dişlerini fırçalamıyorsa, renklenmeler varsa ya da çok psikolojik durumunu etkileyecek kadar aşırı çapraşıklığı varsa o zaman tabii ki yapıyoruz. Tabii ki ama hasta gençse kıyamıyorsunuz değil gençse, mi hocam? Ben kıyamıyorum bilmiyorum. Kişisel bir şey diyeyim. Yıllar önce tanıştığım bir doktor arkadaşım da bana demişti, o da diş hekimiydi buradan da selam göndereyim ona. Dedi ki bana sağlam bir dişi kesmeyi hani tedavi şansı varken cinayet olarak görüyorum. Bana öyle geliyor demişti. Bana da öyle geliyor. Kıyamıyorum. Mesela kendi diş hekimiydi. Dişleri çarpıktı. Dedim ki neden kendi dişini yapmıyorsun? Sonra dedi ki ya olmaz dedi. Sağlam dişlerim, hiçbir çürüğüm yok. Diş etlerim çok sağlıklı. Hiçbir hastama da yapmıyorum. Sağlam dişi kesmek demişti. Bir sağlık problemi yoksa kesinlikle cinayet. Çok haklı. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hani benim dişlerimde de bonding var iki dişimde. Ama hani çok da güldüğüm zaman çok hoşuma gitmiyor ama dediğim gibi ben de lamine ya da vesaire yaptırmıyorum. Çünkü bir diş hekimisiniz. Evet, o konforu vermiyor. Beyazlatma yaptırabilirler. Bunu da çok soruyorlar. Evet, beyazlatma da zararı var beyazlatma mı? Beyazlatma diş minesine zarar veriyor mu hocam? Hiçbir zararı yok. Doğru yapıldığı, kurallara uyulduğu vakitte sadece hassasiyet yapar. Ama bunun sebebi tamamen içeride oluşan dinamiklerden dolayı geçici bir şeydir bu da. Ama solaryuma girmek gibidir. Solaryumun tersi gibi düşünün. Hastaya verebileceği, dişine verebileceği hiçbir zarar yok. Hiçbir zararı yok. Sadece ışıltılı bir beyazlık veriyor. Benim o sevdiğim kaç uygulama. Kaç dakika sürüyor bir hocam? Bir saat sürüyor. Bu beyazlatma mesela bondinglerde hani ara ara sararmalar olabilir demiştiniz. Bu beyazlatma bondinge de uygulanabiliyor mu?
Bonding'e uygulanamıyor. Şöyle bunun içinde yeni geliştiren dolgu malzemeleri var. Eskiden şeydi, hani dişlerde dolgu varsa beyazlatmaktan çekiniyorduk ya da size şöyle söylüyorduk. Dolguları söküp hani beyazlatmayı yapıp tekrar ona uygun renkle bonding yapmamız gerekiyor ya da işte dolgu yapmamız gerekiyor. Ama kromatik etkili, yani bu kalemin etkili dolgular var. Bunlar da çıkalı çok olmadı, çok yeni. Hastanın artık renk seçmiyoruz. Diş rengi neyse dolguyu yapıyoruz ve dolgu o rengi alıyor. Dolayısıyla beyazlatılmış bir dişe uyguladığımız zaman biz o dolguyu, diş sararırken o dolgu da aynı rengi alıyor. O zaman gerek de olmuyor değil mi hocam? Yani dolguyu değiştirmeye gerek kalmıyor. Ama tabii ki bu eski dolgular için geçerli değil de yeni yapılacak dolgular için geçerli. Ramazan'da ağız bakımı nasıl olmalı? Ramazan'da ağız bakımı çok önemli çünkü çok üşenilen bir konu. Evet. Mutlaka sahurdan sonra ve iftardan sonra dişlerimizi fırçalamalıyız. Ki hani şöyle, aslında bu da bir sorumluluk meselesi. Ağız kokusuyla kimseyi rahatsız etmememiz gerekiyor oruç döneminde. Çok yakın temasta birileriyle de çalışıyorsak, açlık döneminde çünkü ağız kokumuz çok çok daha fazla olacaktır. Evet, doğru hocam. Bu dönemde ağız bakımını artırmamız gerekiyor ve beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun sebebi de reflü yapan asitli gıdalar, asitli içecekler ağız kokusunu da artırır. Ağız kokusu haricinde de diş çürüğüne de sebep olur. Dolayısıyla çok tıka basa yemeden yatmamız gerekiyor. Sahurda değil mi hocam? Hem sahurda hem iftarda. Çünkü gece yattığımız süreç boyunca da sindirim zorlanırsa reflü gelişebilir. Hani bu tabii ki diğer sağlık sorunlarınız da ortaya çıkarır ama ağız içinde çok önemli. Neden? Çünkü mide asidi çok yüksektir. Asit oranı çok yüksektir ağız için ve diş çürüğüne, diş minelerinin zarar görmesine sebep olur. Onun haricinde de reflü gerçekten çok ciddi ağız kokusu yapar. O yüzden asitli gıda tüketmeyeceğiz. Çok ağır yiyeceklerden, sindirimi zor yiyeceklerden uzak duracağız. Ve dediğim gibi yatmadan önce ve sahurdan sonra mutlaka dişlerimizi fırçalayıp diğer bakımlarımızı da yapmamız gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben ve eminim birçok kişi sizden çok şey öğrendik. Ne mutlu bana. Çok güzel bölümler yaptık. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sefalar getirdiniz. Sizi öyle uğurlamak istiyorum hocam bugün. İyi yayınlar diliyorum. Biz yine her cumartesi pazar saat tam 4'te Beyaz TV ekranlarında olmaya devam edeceğiz.